15 Ekim 2021 Cumhuriyet ve İstiklal Partisi adına arkadaşlar Türk milletine bir uyarıda bulunmak istiyorum. Şu an biliyorsunuz gündemimizi meşgul eden en temel konu arkadaşlar dolar. Dolar biliyorsunuz bugün 9.24'e kadar bir yükseliş kaydetti. Hiçbir siyasi partinin arkadaşlar bununla ilgili bir uyarısı, bir doktrini yok. Biz Cumhuriyet ve İstiklal Partisi olarak bir serzenişte bulunmak istiyorum. Nedir? Arkadaşlar bugün bırakın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun tasarısı olarak onaya sunulmasını, Merkez Bankası'nın özelleştirilmesiyle alakalı dedikodunun Türk halkı arasında konuşulması bile doları 4 lira aşağı çeker. Bakın şaka yapmıyorum size. Yani 186 milletvekilinin temsil ettiği 9 tane siyasi partiye deklarasyon metni gönderdi. Bununla ilgili zaten Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün Şahap Kavcıoğlu'yla bir görüşme gerçekleştirecek. Ancak gerçekleştirdiği görüşmeden kendisi bile bir haber. Arkadaşlar Türkiye'nin kurtuluşu 1970 tarihinde el koyulan Merkez Bankası'dır. Ziraat Bankası bir kamu bankasıdır. Çünkü %51 hükümetin elindedir. Her ne kadar kabul etmese de Merkez Bankası da bir kamu bankasıdır. Neden? Çünkü %51 hükümetin elindedir. Bir gece yarısı yöneticilerin ihracı gerçekleşiyorsa burası kamu bankasıdır. Ne zaman ki Merkez Bankası'nın özelleştirilmesiyle alakalı kanun teklifi meclise gelirse o zaman dolarda 4 liralık, 5 liralık düşüşler görebiliriz. Dolar zaten şu an dünyada bol, kirası yok denecek kadar düşük. Keza diğer dünya devletleri de öyle. Yani İsrail'de 0.17, İngiltere'de 0.10, Amerika'da 0.25. Ya arkadaşlar, herhangi bir mahallede yürürken, evde otururken kral kobranı sokup öldürdüğü Hindistan arkadaşlar. Gaj nehrinde yıkanıp, çamaşır yıkayıp yıkanan ve o suyu içen Hindistan'dan bahsediyorum. Ağzında diş yok, gözünde fer gitmiş. Burada faizler %4 arkadaşlar. Çinko evlerde oturuyorlar. Bir Hindistan'da arkadaşınız varsa söyleyin ya, bizim musluktan su geliyor diyeyim, vallahi şaşırırlar. Şaka değil. Burada faizler %4 ama bizim ülkemizde yüksek. Peki Recep Tayyip Erdoğan'ın şu an yapmış olduğu doktrine katılıyor musun? Sonuna kadar destekliyorum. Ben milletin geleceği, refahı ve huzuru için, bakın ben Recep Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirim, nefret edebilirim, bilgi beceri kualifikasyon düzeyinde yeterli olmadığı görüşünü savunabilirim. Sen de öyle yapabilirsin. Ama bu onu sevmediğimiz için oy vermeyeceğimiz anlamına gelmez. Şu an benim desteklediğimi söylüyorum. Faiz indirimini sonuna kadar destekliyorum. Aralık ayına kadar %15'in altına bir faiz indirimi gerçekleştirecektir. Bu zaten bunun göstergesidir. Sonuna kadar destekliyorum. Neden? Arkadaşlar finansal piyasalarda şu an yani faizden bir gelir elde eden ülke vatandaşı yok. Kurum yok. Olmadıkları için zaten sanal paralara ona buna giriş gerçekleştirip bir kar elde etme arzusu içindeler. Ülken vatandaşı şu an neden çalışsın ki enflasyon yoğun bir ülkede? Parasının zilliyet hakkını bankaya terk edip enflasyon farkını elde eder, hanesine bir gelir yazmış olur. Eğer ki biz bu sistemi egale edip yenemezsek insanlar işçi çalıştırmaz, dükkan açmazlar, şirketler yatırım ve sanayi faaliyetlerinde bulunamayacakları gibi sistemden bir mevduat çıkışı görmemiz tabii ve olasıdır. Faiz indirdiğimiz zaman insanlar tamamıyla reel ekonomiye yani reel ekonomi bir şey alıp satıp kar etme arzusu. Yani ticarete yoğunlaşacaklardır. Ben bunu sonuna kadar destekliyorum. Aralık ayına kadar arkadaşlar dolarda bir 14 TL'lik yükseliş. Ocak ayında ise bir devalüasyon beklentisiyle beraber arkadaşlar bu ülkede doların 20 liraya doğru bırakıldığını gözlemleyebiliyoruz. Destekliyor musun? Sonuna kadar destekliyorum. Neden? Açlık ve susuzluk arkadaşlar savaştan daha zalimdir. Bakın savaştan daha zalimdir. Bu sebepten dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde bulunmuş olan bu faiz indirim doktrinini hakikaten savunuyorum. Ülkem işsiz olmasın, atılım faaliyetlerinde bulunsun. Bir sene belki biraz dert cefa çekebiliriz ama ileri vadede baktığımız zaman piyasanın dinamini oluşturan taşların yerine oturup ekonominin şahlandığını görebilirsiniz. Şahlanmadan kasat AK Parti gibi böyle şahlanır vaziyette söyleyecek bir durumum yok. Ancak şöyle bir şey var. Dün geçen hafta senin maaşın, asgari ücreti kardeşime söylüyorum, 331 dolarken şu an 306 dolara, 304 dolara inmiş vaziyette. Bu daha da derinleşecek. 240 dolara kadar çekilmeler yaşanabilir. Ama hükümet tek başına istihdama cevap veremediği durumlarda faiz indirimiyle şu an Amerika'nın yapmış olduğu gibi arkadaşlar özel sektörden bir yardım talebinde bulunur ve özel sektör de
finansal piyasalardan para kazanamadığı durumlar arkadaşlar ne olur? Ticarete yönelip yatırım yapma faaliyetlerini göstereceklerdir. Biz bunu savunuyoruz. Ben zaten her zaman dediğim bir laf var. Beni başbakan bile yapsanız ilk yapacağım şey faiz indirimi. Akabinde yüksek kur politikasıyla ihraç malların ülke dışına gönderimi. Bu. Tamam, belki ihracatımız o kadar iyi olamayabilir. Ham madde kapsamında yurt dışından fazla girdilerimiz olabilir. Ancak arkadaşlar biz hiç layık olmadığımız bir zenginliği yaşadık. Şimdi ise bunun toplu olarak ceremesini çekiyoruz. Ben bu konuda söyleyeceğim tek bir şey var arkadaşlar. Doları aşağı çekmek istiyorsak bunu hükümet hiçbir zaman yapmayacaktır. O yüzden ben diğer muhalefet partilerine çağrıda bulundum. Benim amacım bana oy verin de ben bunu gerçekleştirecek demek değil. Ama tek istediğim bir şey var arkadaşlar. Sizde bir bilinç ulaştırmak. Bir cumhuriyet gibi bilinç aşılamak. O da nedir? Merkez Bankası. Ulu Önderimiz 1930 tarihinde tamamıyla bunu sana atfetmiştir. Ancak 1970 yılında eline alınmıştır bu egemenlik hakkın. Bakın tekrardan söylüyorum. Merkez Bankası'nın özelleştirilmesi lafı ortaya atıldığı an dolarda 3 liralık 4 liralık düşüşler gözlemleyebiliriz. Ya mecliste bunun dedikodusu bırak, kanun tasarısında oylamaya bir ay sonra sunulacağını söyleyin. Abi nasıl düştüğünü, ayran gibi döküldüğünü görürsünüz. Biz bunu istiyoruz. Halkta bir bilinç oluşturmak. Kendi partinden iste. CHP'den iste, İYİ Parti'den iste, DEVA'dan iste. Ya bakıyorsun bilgi beceri kualifikasyon yoksun liderlere oy verip arkadaşlar dünyaya egemen hayalleri kuruyorsunuz. Yani siz küpte DEVA arıyorsunuz. Sizin tek yapmanız gereken ideoloji. Hiçbir partinin şu an ideolojisi yok. Gençler bana oy verin sizi kurtaracağım. Abi kurtaracağım da doktrinini söyle. Belki ben de benimserim. Herkes diyor ki şapkadan tavşan çıkaracağım. Abi yol haritanı söyle. Kimin liderlerinin söylemlerini dikkate geçiyorum. Bir diğerini tekrar etmekten öteye geçmiyor. Dünyada para beleş, borç bulalım. E bugün zaten Fuat Bey'in de yayınlamış olduğu 2022 yılı bütçesine bakıyoruz. 279 milyar TL açık var. E tabi kompanse edersin. Neden? Haftada 13 milyar TL borçlanıyoruz. Bu uygulanabilecek bir doktrin değil. İşe yaramaz bir iş modeli. Çökmüş, iflas etmiş. Yakın gelecekte doğalgazı zaten göreceksin. Brent petrol 160 doları çizecek. Ülkenin zaten dolar girdisi olmadığı için dolarda da yükselecek artışla birlikte bir maaşla bir depo benzin dolduracaksın. Biz bunu yersiz ve gereksiz buluyoruz. Ama yapmamız gereken bir kriz masası kurmak. Yani oturup, demokratik toplumdan otogüzelliği budur. Oturup tartışırız, konuşuruz, sonuca varırız. Benim buradan seslentim bütün siyasi partilere, siyasi parti üyelerine ve tamamıyla arkadaşlar bunların mensuplarına, kurmaylarına sesleniyorum. Merkez Bankası'nın özelleştirilmesi alakalı kanun tasarısı mutlaka mecliste onaya sunulmalı. Ben bunu söyler, bunu savunuyorum. Dolar başlıklı gündemi meşgul eden bu konunun böyle kapatılmasını sizlere, Türk milletine istirham ediyorum efendim. Hoşça kalın.